çağırdın bizi buraya? Bir şey mi, bir haber mi var? Seyit Ali ile ilgili mi? Nerede biliyor musun? Şşş! Konuşsana, niye geldik biz? Oğlum bir dakika, sen bir dur, bir sakin. O da konuşsun anne, gelin demiş geldik. Hala susuyor. Kerem bir dur, Mithat. Söyle ne olur. Bak bir şey mi oldu, korkutma beni. Az bir yalnız konuşalım. Ne oluyor ya? Ne diyeceksen yanımızda de. Kerem. Sen bir sussana. Ne var anne ya? Madem yalnız konuşacakmış, niye çağırmış bizi? Sabredersen öğrenirsin. Oğlum şimdi ne yeri ne zamanı burası. Lütfen. Tamam siz bir iki dakika bekleyin burada, ben bir konuşayım bakalım. Ne yapacak sanki, görmüyor musun her yerde polis var? Çok biliyorsun. Evet, ne oldu Mithat? Sen çocuğunu görmek istiyorsun değil mi? Soru mu bu Mithat? Ben kaç gündür deliye döndüm, neler yaşıyorum bilmiyor musun sanki? Ne olursun bir haber, bir şey mi var? Alpay'la mı konuştun? Boş ver şimdi kimle konuştuğumu. Eğer dediğimi yaparsan oğluna kavuşursun. Seyit Ali seninle mi? Seninle mi Mithat? Allah aşkına ne olur delirtme beni. Melek, dinle bak. Eğer dediğimi yaparsan oğlunu sana vereceğim, tamam mı? Ama bir şartım var. Alacaksın çocukları. Buradan defolup gideceksiniz hepiniz. Nereye gittiğin beni ilgilendirmez. Ama buradan gideceksin. Anlaştık mı? Seyit Ali nerede Mithat? Nerede çocuğum? Önce söz ver. Bak sözünde durmazsan şart olsun. Çocukları kendi ellerimle babalarına veririm. Sonra uğraşıp durursun. Tamam, tamam, tamam. Tamam ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğuma kavuşayım. Tamam. Şimdi oğlunu göreceksin. Burada mı çocuğum? Burada mı şu anda Seyit Ali? Melek. Seyit Ali burada mı şu anda? Bana bak. Biz çocuklarla arabada seni bekleyeceğiz. Sen içeri gideceksin. O Alpay iti ile ilgili şikayeti geri alacaksın. Anlaştık mı? Ben de sonra sizi alacağım. Gaziantep dışında bir yere bırakacağım. Bir daha da birbirimizi görmeyeceğiz. O Alpay iti de defolacak buradan. Siz de. Tamam mı Melek? Melek tamam mı? Tabii ki Mithat. Tabii ki tamam. Nerede çocuğum? Defne, Kerem. Nerede çocuğum? Nerede oğlum? Arabada. Ayrılmak yok, tamam mı?
Hiçbir yere gitmek yok bize sonunda. Bak biz çok korktuk sana bir şey olacak diye. Bir şey olmadı ki. Hem ben babamla gittim. Size sürpriz yapacaktım. He yaptın yaptın. Alasını yaptın. Tamam yetti bu bize, bir daha yapma. Trip atma çocuğa. Hani benim yakışıklı oğlum ya. Çok özledim. Çok. Bu insanları en son senden beklerdim. Sağ ol. İşler varmış, şaşırttın beni. Geçen sefer sana elimi uzattığımda yürekten gelir demiştim. Geri çevirmiştim. Bu sefer gerçekten yürekten uzatıyorum. Çocuklar burada hasret gidersinler. Sen de git şu işi hallet. Ne işi ya? Şikayeti çekeceğim. Ne şikayeti? Babamın şikayeti mi? Niye? Niye ya? Bırak cezasını çeksin. Bize zaten illet olduğu yetmedi mi? Bir de elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak mı? Kerem sen karışma. Ya ne demek karışma? İstediğini yapacak, istediğini edecek. Ondan sonra da rahat rahat dolanacak mı anne? Oğlum. Ben kardeşini bulmak için şikayet etmiştim. Çok şükür bulundu ya. Artık baban ne istiyorsa yapsın. Yeter ki bizden uzak olsun. Ben de geleceğim sana. Sen bir daha o kapıdan içeri girmeyeceksin. Bekleyin beni burada. Küçüğüm. Ablayla abinin yanından uzaklaşma, değil mi? Ben hemen geliyorum. Hadi. Ben burada bekleyeceğim, merak etme. Sen işini gör gel. Abim. Alo. Ha, Mithat merhaba. Rahatsız ettim ama. Ya yok ya, ne rahatsızlığı. Sen istediğin zaman ara beni böyle. Hayırdır? Ya şey, ablan geldi ya bugün. İstediği ilaçlardan bir tanesi yoktu ama şimdi geldi. Ama ben numarasını almamışım ablanın. İlaç mı? Ne ilacı? Kanser tedavisi için olanlar Mithat. Yani ablam bunlar önemli deyince ben de sana haber vereyim dedim. Anlamadım.